olan değerli katılımcılar, bizim eşlik için içeri sohbetlerden bir de daha gerçekleştireceğiz burada. Çünkü bir başarı hikayesini A'dan Z'ye, o hikayenin sahibi kendi ağzından burada bizlerle paylaşacak. Günaydın'ın hikayesi konu başlığımız. Türkiye'nin önde gelen restoran sektörü, biliyorsunuz zincirlerinden bir tanesi ve bizim hemen hemen her gün yemek yediğimiz bir yer Günaydın. Ve bir hayat hikayesi, Erzincan'dan İstanbul'a uzanan bu hayat hikayesinin başarı hikayesini o hikayenin sahibinden dinleyelim. İlk olarak alkışlarınızla Günaydın Restoranları'nın kurucu ve ortağı Cüneyt Asan Beyefendi alalım sahneye. İçeride Cüneyt abi de gerçekten çok samimi bir insan. Müthiş bir diyalog içerisindeydik. Eminim ki siz de çok bu sohbetten keyif alacaksınız. Müsaade ederseniz abi, yalnız gelmediniz. Yanınızda bir arkadaşınız, bir dostunuz da var. Onu da almak istedim. Good Works İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Ergun Gümrah Beyefendi de buraya alalım. Ergun Bey, sahneyi size teslim ediyorum. Cüneyt abi sizde. Evet, teşekkür ediyoruz. Vallahi... Benim mikrofonum açık mı? Tamam mısın? Hayatımda en zor sahne olacak. Bir şeyde anlaştık. Ben az konuşacağım. Karşında da Cüneyt Bey ayakta sunacak. Çünkü oturamıyor. Yes. Kolay kolay. Şimdi Brand ve Evik'in bu yılki teması efsaneler. Şimdi bugün bu sahnede gerçekten bir efsaneyi ağırlıyoruz. Türkiye'de et denince akla gelen ilk isim. Yani etin bir marka olmasını Türkiye'de tek başına yaratan bir adam, üstelik müthiş bir öyküyle yaratan bir adam. Ben çok az soru sorarak yönlendirmeye çalışacağım ve bu öykü, etin öyküsü nasıl başladı diye Cüneyt'e sözü veririm. Yes. Teşekkür ederim. Hemen başlayayım. Tabii. Yes. Bir şeyimiz vardı, o dönecek miydi ona? Evet, biz okumuzdan gidelim. Sakin olun. Hızlı büyüyorsunuz, hızlı gelişiyorsunuz. Dolayısıyla aşklarınız bile hızlı büyüyor. Herkes 3-5 yaşında
içinde aşkın ne anlamına geldiğini bilmeden biz aşkı öğrenmiş oluyoruz. Yani hayata hızlı bir şekilde başlıyoruz, böyle bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi bu algı, tabii o yıllarda bu araba temiz etmeye gidecek kadar büyük olmadığım için Barmen'in abileri bizi gözcü olarak koyuyorlar bir kenara. Diyorlar ki siz gözcülük yapın. Bir de çocukluk ya, masumluk ya, yakalarlarsa da bir şey olmuyor bize. Çocuklar bu işi biliyorlar tabii. Evet. Şimdi buradaki hikayeler aslında bize enerji veren, hayat adaptasyonumuz, doğrudur yanlıştır tartışılabilir ama ben bugün o gün yaptığım şeyin doğru olduğunu ve yanlış olduğunu tartışmıyorum. Benim şartlarım o gün öyleydi, öyle bir mahalledeydi. O mahalle bana hayatımın bütün gerçeklerini göstermeye başlamıştı. Oysa bir başka dünya daha vardı. Nerede görüyordum ben o dünyayı? Okula gittiğimde görüyordum. Artık okul yaşına gelmiştim ve biz o mahalleden tamamen taşınmış. Artık o apartman dairesinde yaşamaya başlamıştık. Ama apartman dairesindeki her şey bana iter, fakat bana ters gelmeye başladı. Çünkü her şey üzerime geliyordu. Ne demiş o? Okulda fakirler listesindesiniz, size yardım ediyorlar. Babanız merdivenleri silerken ona yardım ediyorsunuz. Babam istemez ama ben özellikle yapmak isterdim bunu. Çünkü ya bir şey yapmak istiyorsunuz yani. İçinizde bir enerji var ve bir şey yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla her şey bana ters gelmeye başladı ve ilk kırılma noktamız, hayatta herkesin kırılma noktası var. Ve bu kırılma noktalarını çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Onları değerlendirdiğinizde yol alabilirsiniz. İlk kırılma noktam şudur arkadaşlar. Artık 10 yaşındayım. Keşke o fotoğrafı bir gösterebilsek, mümkün olsaydı gösterseydik ki çok olur. Fakirler listesinde olduğumuz için bize yardım veriyorlar ve o gün öğretmenim, çok iyi bir öğretmenim var. Gerçekten beni çok seviyordu. O gün Gülcan'a, yani ilkokul 10 yaşında aşık olduğum kıza, tam olduğum kıza, yani çok beğendiğim kızlar, ne diyorsanız değil yani. Eve götürmesini beni, evde elbise yapmasını istedi benim için. Annesinin kışlık elbise yapmasını istedi. Fakat ben bunu çok gurur yaptım. Yani zaten yardım alıyordum okulda. Benim için bir sorun değildi. Ama o kızın söylemiş olması benim için çok önemliydi. O kız da söylemeseydi hiçbir sorun yoktu. Biz o elbiseyi alırdık. Ama ben bunu çok gurur yaptım. Eve gittik ve inanın kızın adı Gülcan'dı. Bostanlı'daki Muhsin amca, elektrikçi Muhsin amcanın da kızıydı bu yani. O zamanki okulların en büyük özelliği arkadaşlar, sabahçı bir öğrenci statüsü dokunur ve herkes onun kızı, bunun kızı, şunun kızı, patronun kızı, zenginin kızı, fakirin kızı diye oğlu ya da yoktu. Herkes aynısını dokurdu. O okulların en güzel tarafıyla buydu işte. Ve eve gittik, adres ölçülerini aldık, çıktık. Eve gittiğimizde ben ağladım, zırladım. Çok çok gurur yapmıştım çünkü. Ağlayarak zırladım, eve gittim ve babam gördü. Ne oldu dedi. Tek kelimeyle baba okula gitmek istemediğimi söyledi. Niye dedi, anlatamadım. Nasıl anlatabilirdim bilmiyorum ama ben o gün beceremedim yani. Ve de olmaz dedi tabii. Ben de sana gitmeyeceğim dedim okula. O halde ısrarla öyle. Peki dedi, niye dedi. Dedim ki baba, bunun için yapılması gerekeni yapın. Ne yapıyorsunuz yapın ama iyi algılayın. Algılarınızı açın. Sokağı, insanı, ateşi, böceği, çiçeği, her şeyi algılayın. Ve dünyanın her şeyi sarılın. Fareye sarılın. İti de köpeğe de çakal, herkese sarılın. Sarılınız herkes sizinle dost olacak. Sizin kimin sizi sevmesini istiyorsanız, önce siz onu sevin, göreceksiniz, onlar sizi sevecek. Bu kadar basittir. Arkadaşlar, o günden sonra sabah alıp çantayı alıp okula gittim. Öğlenin okuldan çıkıp kasaba gittim. Ve artık böyle başladı. İşte artık ben bir kasaptım, ne kasapçılayım. Bu anlattığım dönemlerde kasaplara kız vermiyorlar. Anadolu'da alt eşek sırtında et satılıyordu. İstanbul'da da tel dolaplar arasında et satıyordu arkadaşlar. Kasaplığı devraldığım dönem buydu. Fark ettiğim kasaplık buydu. 17 yaşına geldiğimde artık her şeyi dibine kadar bu işle ilgili farklı yapılması gerektiğini net olarak söylüyorum. O işin gönderildiğine inanmaya başlamıştım. Çünkü o iş yapan hiç kimse benim gibi düşünmüyor. Hiç kimse öyle anlamıyordu. Onlar için o bir hayvandı. Onlar için o bir etti. Ama benim için o pırlantaydı. Benim için hayvan değil, kutsal canlıydı o. Çünkü başka bir noktadan bakmaya başlamıştık olaya. Ne demek istiyorum hayvan değil derken hemen oraya girelim. Bakın efendim, yani fark yaratmak istiyorsanız farklı olmak zorundasınız ve farkı bulmak zorundasınız. Bunun için emek vermelisiniz. Biraz önce ne dedik? Yeryüzünün en değerli şey neydi? Emek. Tanrı bile diyor ki ya ben seni yarattım, bunu yarattım, bunu yarattım, emek verdim, yemek verdim, sağlık verdim, her şeyi verdim. Bana gel, ben seni affederim, ne yaparsan yap diyor. Ama bir tek şey için seni affetmem. Neymiş? Emek. Kulun hakkı diyor. Kulun hakkı dediği şey emektir. İyi algılamamız lazım. Yani
Yes. Şimdi ufak bir not atabilir miyim lütfen? Çok özür dilerim. Şimdi hayvan değil canlı dedik ya, orayı ufak bir açmam lazım. Şimdi bu hayvan dediğin şeyleri incelemeye başladığında bizim için o kadar cömertler ki, etiyle, sütüyle, gemisiyle, o suyla bu suyla, hatta gübresiyle, yani herkesin tam anladığı, bildiği bir dille konuşursak, bokuyla. Bizim hayatımızda müthiş bir değer katıyorlardı. Bütün Avrupa yakasına kendimi anlatamıyordum. Bunun için bir şey yapmam lazımdı. Tabii bu arada askere gittim ve döndüm. Döndüm, o çalıştığım dükkana artık patronumdan devraldım. Bugünkü iki ortağım, Nimet ve İslam kardeşlerle o dükkanı devraldık. Ama bir şey yapılması lazımdı. Bu kadar iyi yaptığını düşünen bir adamın bir eksik hissetmesi önemlidir. Neden, niye, niçin sorgulamasını yapıyorsunuz? Dediğim gibi bir eksik var. Ne yapmamız lazım bizim kendimizi Avrupa yakasına anlatmamız için? Arkadaşlar, o dükkanı yıktım. Dünyadaki ilk Amerikan varlığını kütüphaneye kazandım. Bakın, dünyadaki diyorum. Türkiye'de ne kadar işi dünyada ilk yapan insan olduğu merak ediyorum. Yaptığınız işi seviyorsanız, ona inanıyorsanız, bunları yapmak aslında çok kolaydır. Dünyada ilk Amerikan varlığı kütüphane kasabı yaptık. Yapınca bütün basın ve insanlar bunu fark ettiler. Bütün basın mesleğine çağ atan adam diye tevazu gösterip baş sayfalara yazdılar. Avrupa yakası bizi fark etmişti artık. Biz de Avrupa yakasına dükkanları ardı ardı açmaya başlayınca markalaşma süreci, herkesin bizi tanımış olması başlamış oldu Ergün abiciğim. Sonra tabii bu artık bize yetmedi. Bu işin gönlünü işim diyorsanız, bunun için de bir şeyler yapmanız gerekiyordu. Benim gibi çocuklar, bir benim gibi çocuklar var bu sokakta. Benim gibi sokakta büyüyen, yarın olmayan bir ton çocuk oluyordu. Bu çocukların hepsini, neredeyse yüzlercesini diyebiliriz arkadaşlar. Onlarcasını demiyorum, yüzlercesini. Bir, her dükkan açıldığında o dükkanlara motive ederek, onlara adeta okulda almış olduğu ders gibi bir rol model olarak anlatarak, gerektiğinde severek, gerektiğinde anladıkları bir durum ufak tefek döverek, her türlü dili kullanarak, gelişmiş olan tüm dillerimizi, sokakta büyüyen bizler, gelişmiş bütün dillerimizi, bütün dilleri biliriz. Her dilden anlarız. Çünkü biz insanlara dokunarak konuşuyoruz. İnsanlara dokunarak konuşabilmek çok önemlidir arkadaşlar. Konuşursunuz. Hangi dilden konuşursanız konuşun. Eğer dokunarak konuşamıyorsanız, dokunarak konuşmuyorsanız, onunla siz konuşamazsınız, anlaşamazsınız. Ya da anlaşabileceğiniz kadarını anlaşamazsınız. Biz bunları iyi tanıdığımız için, onlardan biri olduğumuz için, o çocuklardan biri olduğum için daha doğrusu, onları benden daha kimse anlayamazdı. Ben de bu çocukların hepsini bana elimden tutup yol göstermeyen, bir ton problem çıkaran insanların tam inadına, çocukların tamamını sokakta bisiklet çalan, dinenci, vesaire ne kadar çocuk varsa hepsini bir dükkanlara alarak, her açtığımız dükkanı alarak, bunlara inanılmaz bir destek ve eğitim vererek gerçekten çok büyük emek verdim. Bugün kendimle gurur duyduğum en önemli şey, yüzlerce bu çocuğa yetiştirip ülkeye katma değer üretmiş olmamdır. Bugün dünyanın her yerinde inanın, Amerika'da, Orta Doğu'da, Rusya'da, Türkiye Cumhuriyetleri'nde onlarca değil yüzlerce çocuğumuz var. Nereye gitse yüzlerce çocuk yanımıza gelip teşekkür etmek istiyor. Ve bu süreç böyle başlayınca her şey bizi fark etmeye başladı. Ve tabii ülkemiz Özal dönemiyle, Özal'ın şöyle bir şey oldu bize. Artık dünyaya açılan bir Türkiye vardı, bunu da kabul etmek lazım. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen birçok yabancı insan vardı. O günler sizin yaşınız zannettim ama yaşınızı uygun olamaz hatırlar. Ülkeye gelen giden, biz dışarıya gidiyor, dünya dışarı gidiyordu. Gidiyorduk, gelip de insanlar bizi görmeye, anlamaya başladılar. Onun için yemek yemeye gelen, bizi tanıyan herkes şube açmamızı, onların ülkelerinde dükkanlar açmamızı söylemeye başladılar. Bu süreç böylece başlamış oldu. Ve de biz bu süreci gerçekten çok iyi değerlendirdik mi? Orada sert karşılık. Bence bizim markanın bugün dünyanın her yerinde olması gerekirdi. Dünyanın her yerinde olması gerekirdi ve biz bunu yapabilecek yeteneğe, kabiliyete ve zekaya sahiptik. Başarısız diyebilirsiniz ya da öyle diyebilirler, neye göre tartışmasını yapabiliriz. Çünkü kendinizi eleştirmek zorundasınız. Ben bunları yaptım, başarılıyım. Herkes de öyle diyor. Hayır. Neye göre olduğunu tartışmamız gerekir. Bence biz bugün dünyanın her yerinde olmalıydık, olabilmeliydik. Tekrarlıyorum.
yapamadıysan, yapmadıysan bu bizim eksiğimiz diye kabul ediyorum. Ben şu kabul ediyorum resmen yani. Evet, kabul ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bizim bunları yaptıktan sonra tabii bugün bizim 40 tane şubemiz var, unutmayın yani. 40-41 tane şubemiz var. 2500 çalışanımız var. Şöyle hemen bakalım, şöyle değerlendirin mesela. O kapıcı dairede çıktınız ve de iki tane yol arkadaşınız, kader arkadaşınız var. Yalnız almıyoruz ortaklarımla ile nispetle beraber. Biz bütün bu şubeleri yaptık ya. Bugün bizim 40 şubemiz var. Deli bir çiftliğimiz var. İnanılmaz bir lojistik ağımız var. Ve de 2500 çalışanımız var arkadaşlar. Ya burada 2500 çalışanımız var. Böylesine müthiş bir İslam yaratıyoruz. Yani müthiş bir cesaret var tabii ama mesela birdenbire dünyaya açılmak fikri nasıl geldi veya hiç korkmadın mı dünyaya açılacağım bir yerden işte ilk dükkan New York'ta mıydı? Nasıl orada gidip açacağım tanımadığım birini bilmediğim bir ülkede bu cesareti nereden aldın? Şimdi ben 60 yaşındayım arkadaşlar. 10 yaşında başladığım işe biliyorsunuz. Bu kadar zaman içinde gerçekten özgüvenimden tavan olmuştu. Özgüvenim sağ olun. Dünyanın her yerinden insanlar gelip bizim dükkanlara, yemeklerine et yerlerken bize şunu söylüyorlardı. Siz ülkenizde bu et kapasitesiyle, yani kalite standartıyla bunları nasıl yapabiliyorsunuz diye. Evet, çok doğru söylüyorlardı. Bizdeki gerçekten standart çok düşük, kalite standartı çok yüksek diye ülkemizde. Onun için o çiftlikleri yaptık, o standartı halledebilmek için yaptık, onu söyleyeyim size yani. Yani milyonlarca yatırım yaptık onlara biz. Milyon dolarlar yatırım yaptık o çiftliklere. Türkiye'deki tek arı çiftlikte çiftliğimiz, tek yeşil bayraklı çiftliktir bizim çiftlik. Yani hastalıklarda muaf anlamına gelmektedir arkadaşlar. O çiftliğe başka bir çiftlikten hayvan sokamazsınız, canlı sokamazsınız yani. Ancak o çiftlikte o canlısının kendisini üretmesi lazım. Başka bir çiftlikten oraya canlı koyduğunuzda oradan hastalığı oraya taşınırsa olursunuz ki bu da çok zor bir şeydir. Bütün bunlar olunca zaten herkes üzerimize geliyor, yapalım edelim diyor. Zaten özgüvenimiz bizim tamam, yaptığımız işten eminiz. Burada hiç sorun yok. Biz Avrupa'ya, Amerika'ya vesaire gidip geldiğimizde, onların eti nasıl pişirdiklerini gördüğümüzde, nasıl sunduklarını gördüğümüzde, hiçbir şey yapmadıklarına karar verdik. Hiç şey yapmıyorlardı çünkü. Çünkü standartları, et standartları, kaliteleri çok yüksekti. Sadece ızgaraya koyuyor, misafirin önüne gönderiyorduk. Oysa biz başka bir şey yapıyorduk. Biz elimizdeki imkansızlıklardan dolayı, kalite standartlarımızın düşük olmasından dolayı o kadar çok çalışmış, uğraşmış ve mücadele etmiştik ki bu süreç bize inanılmaz bir eğitim getirmişti kendiliğinde. İnanılmaz eğitim getirmişti. Yani bu bir şeyin her şey için bir sebep gerekir diyorduk ya abi. İşte bu da bizim bu kadar iyi gelişmemiz için sebepti. Standartlarımızın kötü olması bizim çok çalışmamızı, çok araştırmamıza neden oldu. Dolayısıyla biz gerçekten inanılmaz bir standart oluşturduk. Elimizdeki imkanlarla yani. Ama dünyaya çıktığımızda ilk dükkan Dubai'ye açtık mesela. Dubai'ye açtığımızda Dubai biliyorsunuz şöyle bir özelliği var. Dünyanın her yerinde oraya insanlar geliyor. Yani dünyanın toplandığı bir merkez. Adeta Amerika gibi, Londra gibi yani. Herkes geliyor ve bir bakıyorsun dünyadaki bütün milletler restoranda yemek yiyor. Ama özellikle yereller, Dubai'liler yani yereller ya da Arap grubu, yani yerel grup, Orta Doğulular bize şu soruyu sordular. Dediler ki, daha önce Türk restoranları açıldı ama biz onlardan mutlu olmadık. İstanbul'da bir şubelerinde yemek yedik, mutluyduk ama burada olmadı. Ha, dedim ki, burada bir sıkıntı var. Nedir burada bir sıkıntı arkadaşlar biliyor musunuz? Gezdim, araştırdım, gördüm. Neydi biliyor musunuz? Mekanlar açmışlar ama bir tane mutfakta Türk yok. Mutfakta bir tane bu yemeği yapacak Türk yok. Bakın, bizim Türk yemeklerini yapıyorsanız eğer mutlaka bu şeflerden oluşan bir grupla yapmak zorundasınız. Çünkü bu ülkenin bir ruhu var. Bu ülkenin bir ruhu var ve o ruhu almış çocuklar o yemeği yapabilir. Unutmayın ki bu ülke halklardan oluşmuş bir ülkedir. Yani Yahudisiyle, Süryanisiyle, Ermenisiyle, Arabıyla, Kürdüyle, Lazlıyla, Çerkeziyle oluşmuş muhteşem bir ülkedir. Ve bu ülkeyi, bu insanlar buraya gelirken inanılmaz lezzet getirdiler. Tatlarını, tuzlarını getirdiler. Ve bu mutfak böyle oluştu. Ya bu mutfağı başka bir Filipinliyle ya da bir bilmem neliyle yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Onların yaptığı hata buydu. Daha ucuza mal etmek için mutfakları açıp Filipinleri koymuşlar ve sonra da o insanlar tabii ki mutlu olmamışlar. Böyle bir dönüşü var. Ama biz orada bu işini anlatarak, ifade ederek bugün bizim Dubai'deki dükkan, emin olunuz yani burada yapmış olduğumuz dükkanların 10 tanesi kadar tek başına ciro yapıyor. O kadar iyi. Malzeme buradan mı gidiyor? %80 malzeme burada gitmekte ve de mutfaktaki tüm insanların tamamı, çalışanların tamamı Türkiye'den götürmüş eğitimli insanlar arkadaşlar. Eğitimli olunca bu iş böyle olur. Yani işi bilen insandan bahsediyoruz özellikle. İşi bilen adamla yaptığınızda bu iş böyle. Bunların tamamı bizim yanımızda eğitimli çocuklardı zaten. Onun için gerçekten o kadar iyi gidiyoruz ki bugün
Orta Doğu'nun tamamı ne olur, dükkan açalım diye neredeyse bize yalvarıyor. Net olarak dünyanın her tarafından bize inanılmaz bir sevgi var ve bu mutfağı oraya taşımamızı istiyorlar. Şimdiki misyonumuz, abi silah var, Dubai'deki dükkanın mutfak şefidir arkadaşım. İşte böyle modeller. Şimdi siz bu çocuklarınıza dokunursanız, bu çocuklardan ne olmaz? Her şey olur. Ve bu çocuklardan yüzlerce, binlerce çocuğumuz var bizim. Bu ülkenin en büyük sıkıntısı, rol model yaratamamak. Siz rol modelinizi yaratırsanız çöpçünüzden bile bir rol model yaratmanız lazım. Ve bu ülke size demeli ki, beni dükkan çöpçüye bile saygı duyuyor. Bravo. İnsana değil. Benim ülkemde çöpçüye bile saygı duyuyor. Oysa insana ne kadar saygı var, buyurun tartışın. O biliyor. Kim kime saygı duyuyor? Trafiğe bakın, oraya bakın, buraya bakın, şuraya bakın. Neresinden bakarsanız bakın. Lütfen insanlar değerli, kendi yerinize koyun. Evet. Bu çocuklar yüzlerce, binlerce. Nasıl duruyor bu çocuk? Gördüğünüz gibi. Var mı? Jön gibi. Bu çocuktan ne olmaz? Siz bu çocuğu ne yapmak isterseniz o olur. Ben bunlardan adam yapmaya çalıştım. Bunlardan adam yaptım. Yüzlercesini yaptım. Bunlar son çocuklarım. Hepsi de gururluyor. Fırın fırınlar. Ve bu ülkede bu çocuklar var. Yapılması gereken işte bu çocukları bulup bunlara bir rol model yaratmak. Rol model, rol model. Ülkede rol model var mı? Kim bu ülkenin rol modeli arkadaşlar? Yes, Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi işler ile ilgili rol modeli yaratmamız lazım. Kasabın, manavın, ötekisinin, ötekisinin bu rol modeli yaratmamız. Ve ülkenin yüzlerini yaratmanız gerekiyor. Hangi işi patlatmak ve dünyaya satmak istiyorsanız onun için yüz yani rol modeli yaratacaksınız. Biraz da amacımız ve hedefimiz buydu. Biz bunu ben üzerime düşen insan olarak bu ülkesini, ülkesini seven biri olarak yaptığıma inanıyorum. Ve bu çocuklardan yüzlercesini başarıyla bugün dünya piyasasına saldık. Bunların en az %30'u patron olarak çalışmaktalar, %30 patron olarak çalışmaktalar. Bu adamın tüm enerjisini ve ruhunu onlara adapte ediyoruz. Ağzını şırınganıyoruz ve dünyaya salıyoruz. Evet, ülkenin şu anda ülkenin en büyük PR'ını net olarak söylüyorum. Ne derseniz yine kabul etmem. Türkiye'nin en büyük reklamını, PR'ını bu çocuklar yapıyorlar. Evet, çünkü her açılan dükkanda yüzlerce insan oraya yemek yemeye geliyor. Her ülkede. Mutfağını, kültürünü, insanını, insanın enerjisini görüyor insanlar. $100 milyon harcasanız bizim bu çocukların üzerinden yaptığımız, ülke için yaptığımız reklamı yapamazlar arkadaşlar. Bunların arasında galiba 50 binlerinden bir tanesi de Nusret. Yes, evet. O da benim çocuklarımdan biridir. Bütün ailesiyle beraber çalıştık. Büyük abisi vardı. Onunla ilgili bilmek istediğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu çocukların hepsi benim çocuklarım. Ben böyle sevmem. Her insanda küçük ego olması gerekir ama büyük ego olarak sevmem. Çünkü egonun ben hastalık olduğunu inanırım. Ben egonun hastalık olduğunu inanırım. Ego önce sizi, sonra çevrenizi, sonra da vesaire yayılarak hastalık haline gelir. Evet, Nusret de benim çocuklarımdan biri. Bir şey söylemek ister misin? Hem oraya geçirip geçeriz. Sen söyle bir şey söylemek ister misin? Sesin gür çıkarsa giderek ama. Yes. Beni bugün yine getirince sana çok teşekkür ederim ustam. Her zaman bizim arkamızdaydı. Her zaman bizim arkamızdaydı. Gerçekten desteğin hiçbir zaman aklımızda eksik etmedi. Bizim için büyük bir çınar ağacıydı. Mesela ne hatırlıyorsun? Senin için ne yaptın mesela? Arkadaşlar önceden kurmuş falan bir şey değil ha bunlar. Dükkandaydı, usta gelebilirim. Benim önde geldim, geldi yani. Benim bir şey yapmam için sadece bir şey görmen lazım. Ben de bunu sende gördüm usta. İlk ben bu mesleğe başladığım zaman Cüneyt Bey, Cüneyt Usta'nın yanında başladım. O da bende bu işi gördü. Ve ben de bu işi bende keşfettiği için yolumu onunla devam etmek istedim. Ve bu şekilde devam ettim. Her gün yeni şeyler üreterek, geliştirerek, durmadan her gün bir basamak daha iler atarak bugünlere gelmemizi sağladı. Ve bizim bir hedefimiz yok, hedefimizin devamı da yok. Yani sınırsız. Ve evet. Bu yolda Cüneyt Usta mı devam edecek? Bu çocuğa dünyanın her yerine teklif vardır. Bundan emin olabilirsiniz. Hangi adamı, hangi okul? Okullar için bir şey demiyorum. Bakın beni yanlış anlamayın. Sadece etkili iletişimden, etkili anlatımdan, etkili ifade etmekten bahsediyoruz. Kimse yanlış anlamasın lütfen. Okulların yeri başka. Başımızın tacı. Ama bu kadar etkili iş üretebiliyoruz bunu. Bunu seyretmeye çalışıyorum. Ve de bu kadar vasıfsız insanlardan bu kadar etkili iş yaratabiliyoruz. Ve bunlar
ülkeyi anlatıyor, ülkeyi anlatıyor, ülkeyi temsil ediyor arkadaşlar. Yani ülkenin tepesindeki insanların ya da yönetenlerin bunu algılamaları gerekiyor. Ve bu yönde çalışmamız, para harcamamız, emek harcamamız ve zaman harcamamız gerekiyor. Şimdi ben bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Son iki dakikamız. Yes. Bakın arkadaşlar. Çok. Şimdi bu çocuk benim yanıma geldiğinde kaç yaşındaydı? 15 yaşındı. 15 herkes duydu değil mi? İşkili restoranlı dükkanımız. Ve o dükkanda bunun çalışması mümkün değil biliyorsunuz. Evet. Kaç yaşındasın şimdi? 18 yaşına kadar gelene kadar ben bunu kaç yıldır demek ki 15? 3 sene. 3 sene ben bunu idare ettim arkadaşlar. Gizledim, sapladım. Ne yaptım? Onu yaptım, bunu yaptım. Yaptın mı? Yes. En az 100 kere çıkışı verildi mi? Yes. Ama bu adam harcanamazdı. Bunun için emek gerekir. Emek gerekir, en kutsal şeyidir. Seni seviyorum diyen herkes, ülkemi seviyorum diyen herkes ülkesine emek vermek zorunda. Çünkü sevmek, emektir. Sevmek, vermektir arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle, bakın, hikayesinden çıkıp, tamam, zıplayabilirsin ama. Geldiğimiz nokta itibariyle 40 bin tane şubemiz var. 2005 çalışanımız var, dev bir lojistik alanımız var. Erdemsi yüzlerce yetiştirdiğimiz çocuklara da 2500 çalışana ne demek biliyor musunuz? 4'te çarpın abi. Çarpın 4'te ya, bu gurur yetmez mi insana? Yetmez mi abi? Bundan daha bir gurur mu olur? Bundan daha bir keyif mi olur? 60 yaşında kadar bu enerjisi nereden geliyor zannediyorsun? İşte besin bu. İnsanlardan besleniyor. Ben insan yiyorum, insan içiyorum yani. Bu. Evet. Dolayısıyla bu yetiştirdiği çocuklar. Ha Rüstep'le ilgili şeyleri söyleyelim ya. Atlamayalım baba. 5 dakika daha versen bana. Bizim hikayemiz ve bizim hikayemiz 2 saat, 3 saat de bitmez arkadaşlar. Biz sadece sıkıştırıyoruz bunları ya. Gerçekten bitmez. Bizim gerçekten bir hikayemiz var. Herkesin de bir hikayesi olması lazım. Hikayemiz yoksa hikaye olmaz. Evet. Şimdi abisi, hemen sıkıştırıyorum abi. Çarşıda yürürken, dükkandan çıktım bir yere gidiyordum. Bir aralığa baktım. Bir meyhane vardı ve meyhanenin üzerinde mutfakta bir çocuk sandığın üzerinde bulaşık yıkıyordu. Onları da biliyorsunuz, ben yarım metre yarım metre o çocuklar. Kısacık kısacık çocuklar. Genç kadar. Kafama takıldı, yürüdüm, geriye döndüm, aklım artık oldu o çocuklaydı. Döndüğümde doğru meyhaneye girdim. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Bulaşık yıkıyorum abi. Bulaşık yıkıyorum abi dedi. Aynen böyle bak. Bulaşık yıkıyorum abi dedi. Niye oğlum dedi sen okumuyorsun? İlk okulu bitirdim abi. Sanki okullar hepsini bitirmiş. Yes. Okulu bitirdim, okulu bitirdim abi. İyi güzel. Nerede oturuyorsun oğlum? Gemzede abi. Ne yapacaksın oğlum buraya? Oğlum bu dedim bu işlerin burası meyhane sen daha bilmem kaç yaşındasın. Niye meyhane çalışıyorsun dedim. Evet. Bir gün sonra o çocuk. Yani bu sefer abisi. Sabah dükkana geldi. Selamünaleyküm. Hayırlı işler Cüneyt abi dedi. Karşıma oturdu. Anladım. Ama gitmedi çocuk. Bir süre sonra sokakta büyüyen insanlar işte bu abiler hızlıdır. Aç olduğunu düşünerek ekmek yaptım, bir şey koydum, verdim. Teşekkür ederim abi. Sonra bir gün gene geldi. Bir gün daha geldi. Bir sonra gene geldi. Üçüncü gün gene geldi bu çocuk. Evet. Baktım olmuyor. Geldi buraya. Verim önlük buna. Tak dönmüyor. Geçti içeri. Yanımda dur. Sakın ayrılma dedim. Öyle başladı. Abisi. Sonra o ilk okulu bitiren her kardeşinin biri Rüstem, biri Erman, ötekinden ne? Uğur. Özgür. Yok Özgür. Yani büyük Uğur, Erman, Özgür, pardon Özgür en küçüğü, Erman, ya işte Uğur, Erman. Her çocuğu, her kardeşlerimi aldım, sonra babalarını aldım tabii. Bütün aileyle beraber çalıştık ama şunu hep sana şunu söylemek istedim. Yüzlerce insanla çalıştım, mesai yaptım. Hayatımda iki insanı hiç unutmam. Bir numara Rüstem'in abisi olur. 365 gün 18 saat, 22 yıl benimle çalıştı. Evet. İki, sonra tanıştım. Haklı işlerimi yapan. Neslihan Suvarcı. Hayatımda çalıştığım bütün arkadaşlarım, kardeşlerimle ilişkilerimiz hep farklı boyutlarda ama ikisi benim için çok özeldir. Hayatıma çok büyük değer ve anlam kazanmışlar. Bugün arkadaşlar artık doğuşlu bir ortaklığımızı biliyorsunuz. Evet.
Dream'le ilgili durumlarımızı biliyorsunuz. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük yeme içme grubu oluşmuş durumda. Ve bu yeme içme grubu ülkemizi dünyaya anlatan ve tanıtan bir durumdadır. O dışarıdaki markaları buraya getirerek, bu markaları dünyaya taşıyarak ülkemizi anlatmaktadır. Bugün dünyada ülkenizi hızlı bir şekilde anlatmak istiyorsanız bir gastronomi üzerinden anlatabilir, mutfağın üzerinden anlatabilirsiniz, bir de futbol üzerinden. Daha hızlı anlatma yolu yok.